Yaşam! Bal, bu ne? Senin topun mu bu? Çaldın topunu. Çaldın topunu. Tamam, al hadi balık ya. Al topunu. Tamam, al. Merhaba canlar, hoş geldiniz. Bu videoya rekor bir like sayısı bekliyorum. Çünkü bu video öyle bir video ki şişman kardeşlerimize inanmayan insanlar resmen böyle affedersiniz kendinden utanacağı bir video. Dostlar, o yüzden güzel bir like sayısı bekliyorum sizlerden. Pamukeliler cebe kırmayın beni. Biliyorsunuz kolay kolay sizlerden bir şey istemem. O yüzden Alex için bugün çok sağlam, aynı zamanda futboluna inanmayan kardeşlerimiz için sağlam bir like sayısı bekliyorum. Aynı zamanda abone olursanız bana 1 milyonu da kardeşlik etmiş olursunuz. Bilginiz olsun. Şimdiden teşekkür ederim. Dostlarım, düşünün 7 yaşında bir çocuksunuz. Şişman olduğunuz için takımdan dışlanıyorsunuz. Arkadaşlarınız sizin futbolunuzu alay ediyor. Ve hocanız size güveniyor. Büyük bir final maçında şans veriyor. Ve orada hatalı bir gol diyorsunuz. Ondan sonra işte olanlar oluyor. Onu anlatmak yerine ne yapıyoruz? Direkt videoya geçiyoruz. Bakalım Alex kendisine ve şişman kardeşlerimize inanmayanları nasıl bildiğiniz böyle utandırıyor, ona bakalım. Dostlarım, video öyle bir anda başlıyoruz ki bakın. 7 yaşında bir çocuksunuz. Farzindeki 50 kilosunuz. Takıma geldiğinizden beri sürekli sizinle dalga geçiyorlar ve alay ediyorlar. Aynı zamanda böyle bir maçta elinizden geleni yapıyorsunuz ama hatalı bir gol yiyorsunuz. Ve takım arkadaşlarınız sizi kilosuyla aynı zamanda yeteneğinize dalga geçiyor. Ve buranıza geliyor, ağlıyorsunuz. Alex öyle bir ağlıyor ki bir daha hatalı gol yemesin diye eldivenin şurasıyla siliyor. Bakın, şurasıyla siliyor eldiveni. Gözyaşlarına. Ben bunu izlerken burada çok duygusallaştım. Eminim ki sizler de ben anlattığım zaman duygusallaşmışsınızdır. Şuraya bakın. Evet, Alex bakıldığı zaman diğer yaşlıların aksine biraz kilolu bir kardeşimiz. Ama şunu söyleyeyim. Bir insanın kilosuyla dalga geçmek bir insanın yapabileceği en kötü şeydir. Yani o insan belki o şekilde mutlu olabiliyor. Belki o insanın bir hastalığı var. Yani bunu yapmayın. Bir insan çok kilolu olduğu zaman, bakın çok kilolu olduğu zaman futbol oynayamadığı anlamına gelmez. Belki hobi olarak oynuyor. Belki kendisini düzeltecek sonra. Sen böyle yaptığın zaman bu insanı futbolu küstürüyorsun. En kötü şeylerden biri bu. Bakın, Alex burada öyle bir utandırıyor ki, yani hocası da diyor zaten ben onu seviyordum ve yeterine güveniyordum diyor. Evet, bakıldığı zaman biraz kilolu kardeşimiz olabilir. Hani olabilir. Ama bu maçtan sonra Alex'in değeri tamı tamına dostlar 20 milyon euro oluyor. Ve Alex şu anda en pahalı kalecilerden biri ve 7 yaşında şu anda Alex. Bravo Alex diyoruz. Bakın, Alex'in saç stili de güzel, gördüğünüz gibi. Mutlu, güzel bir kardeşimiz. Kimse ağlamayı hak etmez. Alex, görüyorsunuz ya. İsmi de güzel. Bakın, Alex burada. Görüyorsunuz, hani birçok insan ona dalga geçiyor. İşte nasıl oynayabiliyor, kilolu falan filan. Hani ne olur, normalde halı sahada olsun, başka bir yerde olsun. İnsanlarda şu vardı bak. İşte kilolu bir arkadaş geldi kaleye. İyi birader, bu uçamaz, edemez. İşte bu gol yer, basit falan filan dalga geçiyorlar. Ama Alex öyle düşünür insanlara. Burada öyle bir cevap veriyor ki resmen tokat gibi. Bakın, burada her şey güzel ilerliyor. Gördüğünüz gibi maç ilerliyor. Burada maç anını anlatıyor. Bu arada bu video 20 bin like gelirse, gelir mi bilmiyorum tam, gelirse Alex'in diğer maçlarının görüntülerini de atacağım, haberiniz olsun. Bu videodan telif de yiyebilirim ama sizler için bunu paylaşmak istedim. İnşallah telif atmazlar. Bakın, görüyorsunuz burada diğer kaleciyi görüyorsunuz. Bakın, kalecinin olayını görüyorsunuz ve rakip takım arkadaşları olsun, efendime söyleyeyim, onları da görüyorsunuz. Burada penaltılar çekişiyor. Bakın, maç penaltıları kalıyor. Burada bizim Alex'in takımından bir kişi yazıyor. Bravo diyoruz ona. Gördüğünüz gibi güzel bir gol. Kaleci burada hata yapmış. Bakın, bu da hatalı gol demiş mesela. Buna niye dalga geçmiyorlar? Çünkü şişman değil. Burada Alex ve bir penaltıyı çıkartıyor Alex. Bravo Alex diyoruz. Bakın, Alex tehlikeyi seziyor ve öyle bir hafif bize de bir çatal veriyor önceden, ama olsun, o kadar olur reis. Bayağı bir çatal verdi reis, onu biraz kapat. Alex, görüyorsunuz bakın penaltılarda, işte bakın burada Alex herkese tokat gibi bir cevap veriyor dostlar. Öyle bir maç olmuş ki Alex için muazzam, bizim için de muazzam olmuş. Bakın, burada ikinci gol atıyor bizim takım. Haydi gençler, yapıştırın gelsin. Ve Alex burada maalesef golü yiyor, ters köşe oluyor. Ama atan, görüyorsunuz, 13 numara, çok çakal bir futbolcu. Bundan iyi çakal futbolcu olur Burak Yılmaz gibi. Bakın, böyle bir şekil şukul yaptı, öyle attı, direkt atmadı yani. Bravo demek lazım yani, çok iyi attı adam harbiden. Alex'in yapabileceği bir şey yoktur. Penaltı biraz da şans işidir. Bakın, burada gene 77 numara. Bu sefer bakın, diğer kaleci bir daha hata yapıyor. Şimdi ona niye dalga geçmiyorlar? Çünkü şişman değil, dediğim gibi. İnsanların gözünde sürekli şu oluyor. Ya bu adam şişman, işte beceriksiz, öyle böyle. Yani dış görünüş, eğer bakın şunu netlik kazandırarak söyleyebilirim. Dış görünüş her şeyi etkiler abi. Alex ikinci penaltıyı da çıkartıyor gördüğünüz gibi. Ve durumu 3-1'e getiriyor Alex. Bravo Alex. Gene inceden bir çatalı verdi Alex bir de, görüyorsunuz. Helal sana reis. Çatalına kurban diyoruz ve devam ediyoruz.
Ve gördüğünüz gibi 4'e geldik artık. Yani 4'te bakalım ne olacak. Burada gol mü? Değil galiba. Çünkü 3-1 yazdı. Bakın 3-1'di zaten. Büyük evet, çizgiden çıkmış. Oh be. Nasıl şanssızlık bileder bu ya. Evet, Alex gördüğünüz gibi kalede gene 5 numara geliyor. Alex öyle bir rakibe baskı kurmuş ki resmen demiş ki Alex, ben buradayım, ister dışarı atın demiş, ister demiş farklı bir şey yapın ve Alex takımını kurtarıyor. Finalde şampiyon yapıyor. Bravo Alex diyoruz. Bakın işte bakın, sonra takım arkadaşları ondan özür diliyor. Şu gözlük çocuğa bakar mısınız? Edgar gibi mükemmel. Yani bu takım gerçekten çok hoşuma gitti. Alex'i de tebrik etmek lazım. Çatal'dan yine free 2'yi verdi bize reis. Sabahtan beri Çatal'ı gördük, sıkıntı yok. Artık kaşığa görmeyelim yeter reis, sıkıntı yok. Alex gördüğünüz gibi bakın arkadaşlar ağlıyor şu anda. Ulan valla çok duygusal açtım. Valla duygusal açtım. Neyse arkadaşlar, video bu kadar, zaten ben kapatıyorum, hadi görüşürüz. İftardan sonra belki görüşürüz, hadi Allah'a emanet.